Herkese merhaba. Yeni bir videoyla sizlerleyiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, ilk önce annemin sizlere otlarını göstereyim ben. Urkengen'in bahçesine gitti o bugün. Ben gitmedim. Şöyle ki bunların hepsi eşek marulu. Başka da içinde farklı ot var mı? Karagavuk. Ondan sonra hindaba. Hindaba mı? Başka, onu bilemedim. Yiyecek başka bir ot yok. Bunları gazdım. Geldim. Eşim de yoldan geldi sabahleyin. Biz nasip olursa yapabilirsek tersin etrafını, görünen kısmını germeye düşünüyoruz. Geçenlerde demir direk aldı geldi. Şimdi kalk 2.30'da dedi. Yol yok gibi 2.30'da kaldı. Ben 3'e doğru dedi. Onu yapacağız. Yarın da şöyle diyelim. Siz nasip olursa abamın oğlu Yakup. O klimacı. Kendine ait dükkana var. Biz de klima taktırmayı düşünüyoruz oğlumun odaya. Yarın onunla takılacak gibi gelecek, yapılacak. Haliyle benim de çatıyı toplamam lazım. Çünkü oğlumun odada difriz var. O difriz yukarı çıkacak. Köşede de buzdolap var. Çocukların çenizini aldık. O da aşağı inecek. Onlar kendileri yapacaklar onu. Mecbur o ungodun, tarnavodun küplerin yanına oraya difriz konacak. Yani iş çok. Oraya çıksam yatak odasının üstü takır tukur etmiş olacağım. Eşim uyuyamayacak. Hadi dedim yemeği yapayım. Ya aşağı ineceğim ya çatıya çıkacağım. İkisinden beri işleri yapacağım. Eğer aşağı... Saatten sonra zaten çatıya çıkamazsın ki. Babam kalkacak ve aşağı ineceğiz. Tamam da benlik bir iş o. Zaten benlik olur. Babam sensiz iş yaptınız. Sen iş gördün mü? Ya da gece. Gece toplayacağım. Makede beri çekeceğim. Oraları süpüreceğim. Halledeceğim. Onun için hemen de yemeğimi yapmam lazım. Burada yarım kilo mantar var. Bunu annem kavuracak şimdi biberle ve soğanla. Dünden azıcık erişte yemeğimiz. Bir de barbun yemeği vardı az. Yanında salat ederiz. Eşim yemeyeceğim bunlardan derse sizler tahmin ettiniz. Tereyağlı iki yumurta çakıyoruz ona da. Çünkü kötü yemek de var. Mantardan yiyor normalde. Barbunya pek yemez. Erişteden yer. Yo, içine kırmızı biber doğrayacağım. Aklıma geldi nedense. Domates zaten pek yakışmıyor mantara. Salça da o şekilde. Havada şansımıza güzel. Yani tam aşağılarda. Hemen acele etmem lazım. Eşim de kalktı. Saat kaç dedi? 2.30 geliyor dedim. Daha ne duruyoruz dedi. Vallahi hemen bu gar olduğunu yaparız. Duruyoruz derken zaten biz de yanında aşağı indireceğini biz de anlamış olduk. Hayvanlarımızın tersi hemen şurada. Bizim evle dam bitişik hizalarda olduğu için terslik de bu tarafa düşüyor işte. O tarafı kapatacağız. Sen bir işin olmazsa sen o tuvaletle mısın? Ha, ben yaparım. Ardınızdan inerim işte. O zaman yarını şeyle veren o tuvale. Yarın ayıkmayı verin. Yapmayayım mı? Etme. Bayağı çok topraklı o şeyle. Kaç katı kalması lazım bidonun. Anladım. Şurası kalan da bakayım. Kapı ipten dar gibi gözükür ama mantar zaten sulandı mı suyunu çeken derkene seni ver hiç içerisi kalmaz. Hemen ben de biberleri doğrayayım. Şöyle küçük küçük bunlar dolmalı biber olarak koyduk. Kapya biberden. Böyle ihtiyaç olunca mecbur dolmalık biberi çıkarıyoruz. Böyle değerlendirmiş oluyoruz. Nasip olursa bu sene artık çok doğru. Ne oldu gelen mi geçen? Hayır anne bir tane kara kaz gidiyor tek başına da. Bizimdir o. Ben de ona bakıyorum aynen. Vallahi babanın yeni kardele. Şimdi 5 dakika sonra varmaz. Çak 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 zil çalar. Gelmiyor mu hadi diye. O ne diyeyim size televizyon. Ben kumandası. Öyle oluyor galiba. Bir de normalde bizim böyle
evde tadilat bir iş olduğunda annem benlik bir iş var mı der, babam başından hayır senlik yok der. Annem gitti. Gitmez peşinden ama dediği gibi 5 dakika sonra zil çalar. Niye gel gelmiyorsun der. Şu işi der. Bir hallediveren bir. Evet. Ağırlık olarak tabii yani fazla bir şeysi yok da gene gel götür işleri yaparım. Salta malzemeleri de hazır. Şöyle göstereyim. Bu da suyun çeksin. Ondan sonra kapatacağım. Ben de aşağı ineceğim. Şimdi babam bana seslendi. Kablo uzattı. Onu da taktım pişe. Evet. Şimdi ben de annemin yanına gidiyorum. En azından getir götür işlerini yaparım. Demir direkleri dikmişler. Tabii ki daha betonlar atılacak. İşin de zaten zorlu kısmı sadece o. Ondan sonra file de hazır. Onu da babam daha önceden almıştı. Fileyle etrafı kapatacaklar işte. Tavukların da birçoğu içeri girmiş. Bir tanesi ya hasta ya da güneşe karşı kendini öyle atmış. Bilmiyorum artık. Hatta bir diğeri de orada yatıyor. Şöyle ki yıllar önce tabii ki burada sadece bir tane ev vardı ve bu yol bu evin sonuna çıkıyordu, tam karşımızdaki evin. Onun dışında ne buralarda evler vardı ne de bunun bir yolun bir sonu vardı. Ama tabii ki zamanla değiştiği için artık bu terslik normal bir evin arkasına düşmüyor da bir manzara, bir yolun, herkesin kullandığı bir yola düşüyor diyebilirim. Tabii ki köyümüzde birçok kişi hayvancılıkla uğraşıyor. Hayvancılıkla uğraşan her kişinin tabii ki evinin arkasında, yani damın arkasında tersliği var. Ama bizimki görüntü olarak maalesef ki kötü görünüyor. Dediğim gibi tam yol üstü olduğu için. Kirli niye gelmiyor lan? Kapı da açık, o niye gelmiyor? Yatıyordur. Sen de burada yat. Aradan epeyce bir vakit geçti. Şimdi annem ineklere yeğisini verecek. Babam da betonu yani çimentoyu karacak. Ondan sonra direklerin altına bakalım beton atılacak. İnek maşallah ya, iyi yarın çıkarız gale. İnşallah. Çünkü oraya çamur geçsin diye ayağının altına girmemesi lazım. Bir şey biliyor musun? Sık olmayacak. Ha öyle mi? He. Doğrudur. Bir de daha topallı oldu diye çıkarmıyoruz. Mecbur yarın itibaren çıkarlar gale. Anladım. Babamla beraber yeğiyi verseydiniz ya. O zaman geç kalır. He. Ben vereyim ya ona. Tamam. Ben bir dışarı çıkayım şimdi. Çeşme açılacaksa. Açayım. Bu hortum da bahçedeydi. Onu da getirdim buraya. Geldin ya sen bana çok geç. Vallahi bak. Ben çok geçmemiş. Baba açayım mı çeşmeyi? Oğlum bu işle tır sürmeye benzemiyor baba. Öyle mi? Ne yapalım şimdi? Tır sürme bundan kolay. O zaman gençleri şoförlüğe mi teşvik edelim? Ben bu işleri bilemiyorum, yapamıyorum yani. Zor bu işler. Doğru tabii ki, herkesin bir mesleği var. Her işinde bir zorluğu var. Biraz bana da tır sürdürsen ben de tır sürerim. Ne yapıyorsun oğlum sen? O da yardım edecektir. Dur ama. Babam şimdi kumu ve çimentoyu karıştırdı. Havuzu oluşturdu. İyice suyu dolduracak. Ondan sonra tekrardan karıştıracak bakalım. Önceden bizim evde bu işler çok yapılırdı da uzun yıllardır da yapılmamıştı. Kapatıyorum.
Evet, şimdi ben annem ateş yakacakmış. Çuvalları topladı. Artık başta hazır. Ben ne taraftan gitsem acaba? En iyisi annemin arkasından gideyim. Kilimiz boştaydı. Ama şimdi bağlıyor. İtici olarak bağlayacağın için şu kapıyı açayım ya. Evet. Ondan gitmesin gazla. Kirliye babam bugün yeni tasma almış. Anne onun tasmasını yak. Ha? Tasmasını. Anne de. Dur ben alıveririm. Kapıyı ört de gazla şeyin içine girerler. Tamam buraya gelmesin. İtici oğlum, anne. Oğlum geç. Harcın üstüne pislerler, onlara hiç belli olmaz. Anne Reha abi buraya ne ekmişti? Bilmiyorum da şey... Hayvanı şey sıkacaktım bak, unutturma beni. Göktaşı mı? Evet unuttum bak. Şimdi aklıma geldi. Hazırlamış mıydın? Hazır var aşağıda. He, sadece sıkmasa. Burası biliyorsunuz ki ceviz sahası. Önceden bir ara bir dönem burada oynamıyorlardı. Köyün dışındaki bir tarlada oynuyorlarmış. Bir şey öyleydi. Ama sonra tekrardan buraya oynamaya başladılar. Normalde burada oynamaları iyi oluyor. Biz arada bakıyoruz ama sadece yazları oynadıkları zaman çok toz oluyor. O yüzden iyi olmuyor bir nevi. Daha önce de biri burada ateş yakmış. Ama tam olarak ateştekiler yağmamış. Neyse ki şimdi yanarlar artık. Bir de babam gibi yanına gidelim. Sağ ol Cumhur abi. Necmi de çayırdan kazları getirmiş. Yok lan gitmedi, korkma. Ne oldu baba? Gitmedi oğlum. Ben bol rengirim. Tabii ki ona yetmemiş. Onlar seni iyi görmüş. Yok lan ben diyorum. Şu direk acı işte. İşte değil mi? O direk işte. Beton tutmadan dur bak, şimdi yine biraz bak. Yerini değiştirecek sanırım. Dur bakalım. Biraz bakalım şimdi. İyi mi? Yok da çok şey. Kursa. Sen tamam de. Ona göre çürü verem ben oğlum. Ha? Şu acık şimdi. Hava da bugün aşırı güzel. At. Bunu içeri koyalım. İçeride de bitti. Tamam alırım diyecektim. Hemen alayım anne. Toramanı unuttum. 7'de başka bile ya. Mutfağa çıksak anne. Ha. Sofra her türlü yetişir. Saat kaç anne? Bayağı oldu mu? Saat daha erken ya. Saat 6 sanırım. Ya şu gol falan donmayacak da ben yine Toraman'ın arkadaşları geldi bakın. Yusi ile Huriye. Yok enişte birbirlerini bildikleri için kavga etmiyorlar öyle.
Huriye. Az önce Huriye diye bağırdım köpeğe, anında bakmış da tüm dikkatle. Şimdi bakmadı. Ama devamı söylersek ismini öğrenecek. Adım Van daha orada. Bir yerler burada var işte. Şimdi sen ne istemeyeceksin mi? Tamam, koçum görev. Bundan cipleyen acı tersleri boşalt. Boşalda filan çok ters var. Korkulan mevsim işte, ne istiyorsan. Evet. Allah! Şurayı filan acı al. Kardelen abla, karnım acıktı bugün benim. Doğrudur. Doğru. Dibindeki şey temizlenmezse betonun hiçbir anlamı olmaz. Vallahi bunun kayışı daha güzelmiş lan. Semih yeni almış ikisine de. Onda var mı? 12 daha güzel. Ya 13 şey, Yusin 2 doğru. Aynen. 12 turuncu. O daha bir hoşuma gitmişti. Haydi bana yağlı boyalı lazım ben. Tavukları boyayacağım ben. Geçen liburun biri eksikti. Ananı da aldım soluğu. Benim dedim tavuğun biri yok dedim. O da gir say dedi. Bak dedi. Benim tavuk dedim onun hiç ölmedi dedi. Birini tuttum geldim oradan. İyi etsin değil mi enişte? İyi etsin. Borç ver. Boyacağım boyacağım. Halil abi diyormuş ki yengem içinler daha az o boyasın diyormuş. Mantıklı evet. Onun işesi yoksa Aydın'ın hakkı yok mu orada? Evet. Karnımızı doyuracağız. Bir iftarımızı açalım. Ondan sonra yukarı çıkacağız. Yukarıda bizi bekleyen bir sürü çok, iş var. Çok vallahi çok. Sayayım mı? Say bakalım. Tandır duruyordu. Tandırı yerine koyacağız. Bir. Köşede çıkan sebzeliği arada bana alacağız. İkiye. Ondan sonra köşede kapının olduğu yerde bizim maden suyu orzor, işte domates, reçeller. Onu boşaltacağız ilinin içine. Ay doğru. O dolap babanla yağ beynini kenara alınacak. Ve bütün bunları sadece bir klima için yapacağız. He, ondan sonra ne diyeyim. O köşede küpüm olduğu yer, tarla bulgur küpüm olduğu yeri de. Onları çekeceğim, oraları süpüreceğim. Kabasını alıverim. Oraya bir şey ayarlamam lazım. Bir de ondan sonra difrizim olduğu yere çekeyim, bakayım altına falan. Yarın da ustalar gelecek. Nasip olursa tabii ki bir afet. Evet. Yağmur falan yağsa belki kalır. Bizim derin dondurucu yerinden hareket etmeyecek olsaydı tabii ki böyle işler olmayacaktı da. Onu artık çatı katına alacağımız için mecburen merdiveni açmamız lazım yer olarak. Sabah Allah'da falan olursam gelirlerse difrize ilinin içine boş doldururuz. Üstüne de bir şey örteriz kalınca buzu çözülmesin diye. Et türü çözülmez de böyle sebze gibi şeyler boy verir bir de. Ya söyleriz anne 10 gibi falan gelin deriz 9.30 bulsun bence. Senin bağlı bu işin ha. Olsun biz de müşteriyiz. Biz ne zaman dersek onlar da o saate önem gösterirler. Bakınız mantar yemeğime. İçerine götürmüştün sen ha barbunya. Barbunyaya kattım gittim tabağın içine. Bir de erişteyi götürdüm. Barbunyayı da tabağa kattım da erişteyi de iki yere katıverem. Barbunayı da tabağa kattım çünkü az ya. Mantarı da şunu da koyarız. Bizim klasik salata tabaklarımız. Annem gök taşından yine ıslattı. Çözüldü işte yarına hayvanın bacağını sıkacak ayağına bacağına. Bacağını vardırmıyorsun değil mi? Sadece ayağınadır. İşte tırnaklarının alt kısmına girsin diye tırnakların üst taraflarına doğru işlesin diye o şekilde yapıyorum. Hurma koydun mu? Koymamıştım koyacağım. Onu susadım ben. Hem susadım hem acıktım nedense. Çünkü ikindiden beri aşağıdasın ya ondan.
Hava da sıcak da etkiliyor insanı. Mutfağı toparladık. Ardından tabii ki yemekten sonra insanı bir ağırlık çökse de yarın Yakup abim geleceği için bu da kesin olduğundan oyalanmadan mecbur artık yukarı çıktık. Şimdi yarın derin dondurucu koyacağımız yer işte camın önü burası. Bu maket aynı yerinde kalacak. Derin dondurucu büyük olsa bile buraya genişlik olarak sığar. Biz de annemle beraber şimdi buradan küpleri alacağız. Bu küplerin yeri burada gayet iyiydi aslında. Şöyle etrafımıza bakındık, başka koyacak yer bulamadık. Ya tabii ki yer çok da en uygun yer annem buraya düşündü. Hemen buraya girişe koyacağız. Hazine, hazine. Evet. Bu hazinenin içinde bulgur var. Bir diğerinde de tarhana. Bakınız böyle örtüyor, örtüyorum ki içine bir şey girmesin diye, toz toprak olmasın. Şunu dur sen. Tek başına alabilecek misin? Bunu ikimiz alacağız. Şimdi kapatıyorum. Dur sen kapatmadan hemen. Şu kulptan dur sen. Kulptan tut. Tamam dur. Tamam. Oldu. Öbürküsü zaten boş. Tarhana olan mı? He, onu da bulgur katıverim. Boşlarken hiç mi kalmadı? Ya, tarhana katmadım içini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Önemlisi köşe burası. Bak delmemiz için. Gördün mü? Bunu tuluya getiren mi? Hiç olmasın. Getir bakalım. Şöyle sirkeleyeyim de. Al. Onu yarın düzenlerim ben. Önemli olan bir ortalığı toplamak. Şunu da kullanacağım diye dün. Bir gün kullanayım ama ne zaman kullanayım. Sobayı yaktım, içinde bir yemek yaparım. Ay bu mermer. Buraya koy. Karen şunu tut bakayım, onun içinde ne var? Geçen seneki tarnam mı var? Bence vardır kalan giden. Tarnam var. Bu sene edince bunu ellememişim. Göster bak şöyle içinde gözüküyor mu bilmiyorum. Dur flaşı açayım. Ağırdığı da gördün mü bak. İçi tertemiz. Evet. Bardağı da koyduk. Bunu ben alırım. Burayı da hafiften ıslatırım. Süpürüm. Difrizi buraya koymayı düşünüyorum. İnşallah çok şükür fare mare yok. Zaten her taraf mağazalı ama bir de köy yerinde olduğumuz için etraf tarla, her şey de olabilir. Tahta arasına da girebilir. Zaten olduktan sonra önlemini alırım. Şöyle uzunlamasını koymayı düşünüyoruz. Priz de burada var. İdeal olacak benim için. Yakup abim o gün derin dondurucuyu ölçtü ya anne. He. Bizim metreyle. Şey olarak, uzunluk olarak nereye kadar geliyor? Buraya derin dondurucu. Ha, ben ölçtüğünü sandım. O kapı ölçtü. Kapıdan geçerdi diye. Aslında en iyi münasip güneş görmeyen yaka o da. Orada evet. Da eşyalar var. Onun için aynen. Burası daha bir ideal. Kapıdan girdiğimiz çıktığımızda şeysini görürüz. Şey aklıma geldi. Önceden bu küplerin şu gibi mesela kapağı var mıydı yoksa hep böyle vardı. Miydi? Şey tencere kapakları vardı. Ha, çölme evet. Kapakları vardı. Onlar atıldı çikindi. Ben de böyle değerlendirdim. Şimdi bir telaşını çekiyoruz ama derin dondurucu buraya geçtikten nerede? Sonra odada bir hafifleme olacak. Var mıydı onda bir şeye? Ne gibi? Heh, tamam onu sormuştum. Şey de oraya koyayım da
ayrılmasını öneririz. Şuradan bir yana ayakları olmasın. Evet, artık burası hazır. Şimdi de bu dolabı boşaltacağız. Şimdi boşaltmayız. Yarın da buradan derin dondurucu geçmez. Acelece hani bunu boşaltacağımız, en azından işimizi garantiye alalım. Bu dolabı da kenara çekelim. Eğer geçemeyecek olsa çekiverler dolabı. Olur, aynen. İçinde de neler var işte. Domates suyu, biber salçası, bazı reçeller. Hatta şu da patlıcan sosu. Kardeşim şurada bir küçük kova vardı. Kapalı. Ters gelirdi. Onu getiriyorum ben. Artık çok şükür bitirdik. O demin gösterdiğim buzdolap nereden çıktı? Dolabı da boşalttık leğenlerin içine. Köşede sebzeliğimiz vardı. Onu da buraya aldık. Ve artık inşallah yarın yeni bir videoyla sizlerle olacağız. Dostlar hemen... iş başında görsün dedik. Kabaca sebzenin evet. Kenarlarını alıyorum. Çünkü bu içeride durmuyor. Ocak evinde de durmuyor. Sadece eğer izlediyseniz önceden çekim yaparken merdivenin köşesine koyuyoruz. İçine sofra bezlerimizi, çanta, burada da şeyler var. Şöyle göstereyim. Pasta malzemeleri. Çantadır, ağır zıvurdur. Kullanılmadığı pasta aparatları gibi. Onlar buraları alıyor yine. Gavanozların ilerini doldurduk. Bir iki dökücük olanlar var. Ne sosu? Kırmızı biber sosu. Evvel senden kalmış. Yarın onları dökerim, yıkarım kavanozları. Kapakları atarım. Çünkü yenisini kullandığımız için kapakları. Eskileri muhakkak atmamız lazım. Size de son model arabamızı gösteren. Ondan sonra videoyu sonlandıralım. Biz bunu yazın mı aldık kardele? Kışın başlangıcında doğru mu? Zeytin zamanında evet. Aldık değil mi? Aynen. 250 milyon aldık ama çok iyi bir şey. Her pazara gittiğimizde bunu götürüyoruz ama sadece kötü yana, dur açamadım. Neden açamadım ki? Sert orası. Sonra çalıyor. Bak işte teker değdikçe, patates, soğan yüklendikçe çanta zedelendi. Ben de çareler tükenmez diyorum. Pazarda çoğu insanda görüyorum. Çantası yeni olmuyor. Karton yapmışlar. Hat dedim kenarına kıstırayım. Bu şekilde yine idare ediyoruz. Ama bütün eşyayı 3-4 çantanın alacağını zaten ağırlık olarak biliyoruz. Soğanlar, patatesdir. Onlar dolduruyor zaten arabayı. Hele bir de çiçek karnabahar alabildiğim mi? Temel oluyor. Ama eşya taşımış gibi olmuyor. Neden güldün? Niye büzüştü? Fark etmedim. Şunu böyle kıstırıyoruz. Arabanın bagajını da koyuyorum ben bunu. Aha. Gösteren derken şeyi gri yazdık. Tamamdır. Hadi bakalım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dilim sürttü yine.